Selamünaleyküm değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere et nasıl mühürlenir, nasıl daha yumuşak bir hale gelir. Kurban etimiz var şu an elimizde ve iç yağımız var. Ben iç yağlarını atmıyorum, dolabımda saklıyorum. Böyle etimle beraber kavruklarken kullanıyorum. Arkadaşlar, etim kenarları gördüğünüz gibi sırf yağ değil, sırf etli değil. Karışık halde doğradım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yani et biraz yağlı, kurbandan kalma bir et elimdeki. Buzdolabından çıkarttım. Hafif donmuş ama yeni çözülmüş. Arkadaşlar, şimdi etimizi nasıl daha yumuşak bir halde pişirebiliriz? Öncelikle etimi kıydım. Yağımı doğradım. Yapacağımız işlem başta. Tenceremi ocağa koydum. Biraz kızmasını bekledim. Evet arkadaşlar, tenceremizi ocağa aldık. Ocağımızın altını normal şekilde açtık. Tenceremizin kızmasını bekledik. Gayet de kızdı. Şimdi öncelikle doğramış olduğumuz etlerimizi mühürleyeceğiz. Arkadaşlar, başka bir tencereye yağımızı alıyorum. Onu da ocağımıza alacağız ve onun kendi halinde erimesini bekliyoruz. Yağımızı gördüğünüz gibi ocağımıza aldık ve onun erimesini bekliyoruz arkadaşlar. Kısık bir ateşte. Evet değerli izleyicilerim. Yağımızı başka bir tencerede eritmiştim ama oranın bir dostu tabii ki bir bozukluk olmuş, göstermemiş. Onun için söyleyeyim size tekrar. Yağımızı eritmiştik ve erittikten sonra kapağımızı kapatmadan içerisine ilavemizi yapmıştık arkadaşlar. Şimdi 15 dakika oldu, oraları kaybolmuş bir doğumu. Onun için kapağını kapatmıştık. Gördüğünüz gibi hala suyumuz var. Üzerine erittiğimiz yağı da dökmüştük ve kapağını kapatalım, karıştıralım şöyle bir. Gördüğünüz gibi ağır ve kısık ateşte, en son ayar kısık ateşte pişirmeye hafif hafif bekliyoruz. Dediğim gibi tuz atmıyoruz arkadaşlar ve kapağımızı kapatıyoruz. Bir kere karıştırdık. Bir 15 dakika ya da 10 dakika daha bakacağız çünkü suyumuz bayağı var. O zamana kadar anca çeker herhalde. İkinci, üçüncü kez bakacağız. Yani 10-15 dakika arayla hemen kapağımızı kapatmamız lazım. Açık bir şekilde bekletmeyelim değerli izleyicilerim. Evet arkadaşlar, karıştırmamızın ikinci aşaması. Gördüğünüz gibi suyumuz pek fazla kalmamış. Kendi halinde tam daha yağına varmadan son su aşamalarına gelmiş. Hiç karıştırmadık doğru düzgün. 2-3 kere karıştırma, 4 kere karıştırma yeter. Sık sık açmayalım. 10-15 dakika arayla çok kısık ateş dediğim gibi. Değerli izleyicilerim, bir bardak su. Küçük büyük bardağı siz bilirsiniz. Etiniz fazla olur, büyük bardak. Etiniz bu kadar az olur, normal bir bardak su. Sıcak su koyuyoruz, kaynamış. Ve tatlı kaşığıyla tuzumuzu, göz kararı atabilirsiniz tabii. Tuzumuzu attık. Siz kendinize göre atarsınız. Tuz, et tuzu götürür. Fazla tuzlu olmamak şartıyla ben tatlı kaşığıyla attım. Değerli izleyicilerim, tuzumuzu atıyoruz ve hafifçe, görüyorsunuz, kaynama çok hafif bir şekilde
Zaten kaynar su koyduk. Etimizi soğutmadık. Soğuk su koymak hiç güzel olmaz. Dediğim gibi arkadaşlar, görüyorsunuz etimiz yumuşacık bir hale geldi. Ve tekrar kapağımızı kapatıyoruz. Arkadaşlar kesinlikle altını açmıyoruz artık. Bu şekil suyumuzu koyduktan sonra. Evet, kavurmamızı, suyunu bakalım. Gördüğünüz gibi koyduğumuz su alışmış kendi halinde, çekmiş suyunu. Tabi bıraktığı suyla beraber yine kapağımızı kapatalım. Kısık ateşte pişirmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine kapağımızı açtık. Gördüğünüz gibi şu kavurmamızın suyunun pekmek üzere yağı artık kalmış. Şöyle karıştıralım. Şimdi üzerine bir arpacık soğan atalım. Bir karıştıralım. Şimdi soğan çok pişik güzel bir kavurmamızı lezzet verecek. Çok az bir küçük bir soğan. Kavrulacak. Soğan kaybolacak zaten. Evet, şimdi derizlerin baharatı katmak isterseniz baharatın miktarını karabiber, kırmızı biber, limon sürebilirsiniz. Baharat nasıl katarsanız ben katmayacağım değerli izleyicilerim. Yine kapağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık kavurmamız, görüyorsunuz sadece yağı var, suyundan eser kalmadı. Size eğer ki soğan istemezseniz, katmayabilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar, değerli izleyicilerim, ben fazla kurutmayacağım. Tabii ki siz daha kuru istiyorsanız biraz daha bekletebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi kurumadan almayı düşünüyorum. Etin sertliği de bağlı kurban eti olduğu için. Evet, değerli izleyicilerim, görüyorsunuz. Etimizin altını artık kapatıyoruz. Evet değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi kavurma süper ve lokum gibi. Hadi bakalım. Evet değerli izleyicilerim, şöyle yufkamızın arasına koyalım etimizi. Şöylece de dürüm yapalım. Ben öncelikle tadına bakıyorum. Gerçekten lokum gibi olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Değerli izleyicilerim, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.